Şimdi sinir stres kürü. Evet. Bu herhalde şu andaki sinir en önemli. Stres kürü herkesin ihtiyacı. Özellikle trafiğe çıkmadan önce. Trafik saatlerinde çıkmazsanız daha sakin olabiliyorsunuz. Doğru, onun kürü o. Ama çıkmak zorunda olanlar için de bir şeyler tavsiye etmek önemlidir. Ben tabii her insan için bunu tavsiye ediyorum ama özellikle hani baba olduğum için de çocukların stresi, okul stresi, yazılılar başladı. Bu anlamda da çocuklara iyi gelebilecek. Yani herkes için uygun ama öğrenciler için de uygun olabilen bir özellikle bir çay tavsiye ettim. Hı hı. Bu çayın özelliği iki bitkiden oluşuyor. Birisi karabaş otu bitkisi, birisi melisa. Melisa dünyada, Avrupa'da sinir stresi gidermekte sakinleştirici etkisi çok iyi olan ve tadı çok leziz olan. Yani şimdi geleneksel tıpta Alişan Hocam çok şeyler var. Yani çok değerli şeyler var. Mesela kedi otunu kullansak o da değerli. Ama tadı o kadar garip, o kadar kötü ki. Yani insanlar bunu tüketemiyor. Dolayısıyla insanların tüketebileceği çok değerli bir bitki çayı olan melisa çayı ve karabaş bitkisi. İkisi de çok lezzetli ve ikisi de sinir stres açısından çok değerlidir. Şu bitkiyle ilgili izleyicilerime çok özel bir bilgi söylemek istiyorum. Bu bitki, karabaş otu, Anadolu'da yaygın olarak bulunuyor. Anadolu'da, Akdeniz ikliminde o kadar yaygın bulunuyor ki İbn Sina bu bitkiye kafa süpürgesi demiş. Yani kafada hani sinir sistem, nörolojik hastalıklar anlamda ne varsa siler süpürür diye tabir edebileceği kadar bunun önemini, ehemmiyetini İbn Sina bu denli anlatmış. Bütün stresi, sıkıntıyı alır yani. Yani ciddi bir etkisi olduğunu biz görüyoruz. Ama nörolojik hastalıklarda da ciddi faydası olduğunu da biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bugün tabii geleneksel tıpın İbn Sina gibi bir otoritenin bunu söylemesi çok değerli. Ama bilimsel yayınlar da bunu teyit etti İbn Sina'nın bu söylediğini. Dolayısıyla Anadolu'da çok yaygın olarak bulunan bu karabaş çayını herkesin tavsiye etmesini istiyorum. Sinirsel anlamda iyi gelir. Melisa'da yatıştırıcı özelliği olduğu için bu iki kombinasyon çok değerlidir. Bunun çay yapımını gösterelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar, yani değerli izleyiciler şöyle, şu karabaş zaten lavantaya çok benziyor. Yakından bilenler bilir. Lavandula officinalis. Lavantayla aynı aileden, lavantanın da strese iyi geldiği bilimsel olarak biliniyor. Ama bu karabaş otu lavantaya yani 4 kat daha etkilidir diyebileceğim kadar değerli bir bitki. Yaklaşık olarak şu 5 kafadan çaya eklemek suretinde melisa'dan da kurutulmuş. Evet. Bu yaprak. Melisa otunu bilen arkadaşlar yanlış bir şey söylediğimizi düşünmesinler. Melisa yaprağı limon ağacı yaprağı olarak da geçiyor. Melisa officinalis olarak geçen türü değil. Ama lezzet açısından ve stres gidermek açısından ve stres kaynaklı sindirim problemlerinin iyileştirilmesinde limon ağacı yaprağı olarak ismi daha orijinal olan ve aktarlarda melisa otu olarak bilinen bu çayı karabaş otuyla birlikte kullanmanız durumunda sinir stres için çok çok değerli ve faydalı bir çaydır. Hocam uyku getirir mi? Hayır. Hani sınavlardan önce falan. Kesinlikle. Önemli. İşte bu çok güzel bir soru sordunuz Alişan Hocam. Bu yatıştırmaz. Antidepresanlar gibi yatıştırmaz. İnsandaki oksidatif stresi azaltarak daha çok odaklanmaya, daha dingin olmak için değerli bir çaydır. Tamam.